Var olan belediye başkanı Tunçsoyer'in gösterilmeyip sizin gösterilmiş olmanızla ilgili herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Yani kamuoyunun bilgisi ve takdirinde zaten olan bir yönü var olayın. O da Tunç Başkan bunu kendisi açısından doğru bir karar olarak görmüyor. Oradan doğan bir şeyi var, kırgınlığı var ama bunu her geçen gün üzerinden attığını gözlemliyorum. Ama kurumsal olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile benim aramda yani seçim çalışmaları sırasında bilgi edinme, işte onlardan ihtiyacımız olan işte mevcut devam eden projeleri öğrenme ve geleceğe dönük projelerle ilgili bilgi edinme kapsamında bir sorunumuz yok. Bir kere zaten görüştük Tunç Başkan'la. Ayrıca önümüzdeki hafta içerisinde de daha uzun bir görüşmeyi gerçekleştirmek üzere sözleştik. Yani şu anda büyük bir sorun görmüyorum. Peki tabanda partinin seçmeni size bunu soruyor mu? Yoksa onlar için artık bu defter kapandı mı? Yani %99 kapandı diyebilirim. Büyük bir sorun diye görmüyorum. Tepki görmüyorum, yaşamıyorum. Biraz aslında şeyden kaynaklanan bir durum oldu. Kurultay'da parti ister istemez neredeyse hani ikiye ayrıldı biliyorsunuz. Eski genel merkezin devamı yönünde tercih olanlar ve değişim taraftarı olanlar diye. Yani oradan gelen bir ayrışma yoksa hani Tunç Başkan'ın adaylığı üzerinden değildi ama Tunç Başkan da orada şey oldu yani değişimin tarafında yer almadı. Onunla birlikte o tarafta yer alanlar daha sonraki süreçte de bir miktar işte kendilerini şey hissettiler açıkçası, kırılmış hissettiler. Ama verdiğimiz mesaj şu açıkçası, biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisinde hiçbir değişiklik yok ve olmayacak. Kadrolarında olan değişiklik de bundan sonraki süreçte partiyi daha geniş kapsamlı olarak herkesi kucaklayacak şekilde yapılacak. En önemlisi önümüzdeki sonbahar aylarında, Eylül-Ekim aylarında parti şey yapacak, bir tüzük kurultayı yapacak. O tüzük kurultayıyla beraber artık adaylıklar genel merkezin kararıyla değil de hepsi ön seçimde belirlenecek. O yüzden aslında gerçekten yıllardır hepimizin özlediği o demokrasi, parti içi demokrasi tablosuyla birlikte kimsenin kimseyi kırılması için de bir neden kalmayacak diye düşünüyorum. Şimdi baktığımızda İzmir için ne deniyor? Kale deniyor. CHP'nin kalesi deniyor. Yıllardır belediye CHP'de, yıllardır genel seçimlerde de birinci parti çıkıyor. En son seçimde bakıyorum 1 Kasım'da %45.9 almış CHP. 2018'de 41.3, son seçimde 40.9. Ama şu haliyle bile CHP son seçimdeki %42 en kötü son dönemdeki rakam. AKP artı MHP ki %31, %32 gibi gözüküyor. Onları geçen bir durumda. Şimdi ama belediyelerde farklı olmuş tabii ki. Siz daha rakamlara daha hakimsinizdir. Mesela 2014'te %49 gibi bir oran var. 2019'da tabii diğer partilerde ittifak olduğu için %58 gibi bir oran var. Bayağı yüksek bir oran. Şimdi bu tabii biraz daha farklı bir olay. %58 diğer partiler girmedi. Şimdi mesela DEM Parti var, İYİ Parti var. Evet. Ben açıkçası 2014'e bakıyorum. %49.6. Cemil Tugay %49.6'yı yakalayabilecek. Yani geçeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Geçeceğimizi düşünüyorum ama tam bir rakamsal tahminde bulunmak istemem. Yani gördüğüm durum İzmir halkının bize yine en az bir %50 oy desteğini sağlayacağı yönünde. Yani buradan anladığım kadarıyla özellikle İYİ Parti ve DEM Parti tabanından bayağı bir stratejik oy alacağınızı hesaplıyorsunuz herhalde. Yani tam olarak hangi partinin tabanından oy alacağız onu bilemem yani bir hesap yapamam ama şunu biliyorum. Bizim şu anda Genel Başkanımızın Özgür Özel'in yaptığı bir çağrı var biliyorsunuz. Aynı çağrıyı biz de sahada herkese yapıyoruz. O da şu, yani ülkemizin gittikçe otoriterleşen, gittikçe daha baskıcı hale gelen, gerçekten hani özgürlükleri oldukça fazla kısıtlayan, eş zamanlı olarak da ekonominin çok kötüye gittiği, buna bağlı olarak işte
işsizliğin arttığı, yoksulluğun arttığı bu dönemde mevcut iktidarın işte medya, sosyal medya artı işte sosyal yardımlar üzerinden kurguladığı bir iktidar şeyine karşı, cephesine karşı sandıkta demokrat düşünceli insanların bir ittifakına ihtiyaç var. Bunun sonuç vereceğini düşünüyorum. Hani bu demokrat düşünceli insanlar sadece şeyden gelmez, İYİ Parti ya da DEM Parti'den gelmez. Bence AK Parti'den de gelir, MHP'den de gelir. Her siyasi partinin tabanından gelir. Bizler birleştirici söylemleri olan, birleştirici tavırları olan insanlarız aynı zamanda. Mevcut genel başkanımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde bu anlamda biraz daha yapıcı görüyorum. O nedenle daha iyi bir sonuç bekliyorum açıkçası. Baktığımda İzmir'de Hamza Dağ kampanyasını kendisi olarak yürütüyor. Parti adı ve logosu kullanmıyor, renklerini kullanmıyor ve buradan da çok basit bir şekilde herkesin anlayacağı gibi AK Parti tabanının seçmenin oylarını almanın ötesinde diğer partilere, hatta CHP tabanına da yönelmek istediğini görüyoruz. Bu bundan sonuç almasını mümkün görüyor musun? Yani şunu düşünmemiz gerekiyor. Hangi gerekçeyle böyle bir talepte bulunuyor? Hizmet diyor mesela, projeler. Biz hizmet ediyoruz zaten. Proje zenginliği açısından kesinlikle daha fazla projemiz de var. Yani maalesef çok etik dışı ve yani ahlaki kısmı da sorgulanabilir bir söylem içerisindeler. Diyorlar ki biliyorsunuz hani en üst düzeyden en alta kadar. İktidardan olana tercih ederseniz yatırım gelir. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Hiçbir şekilde, yani ne demek yani, burada bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı olduğu zaman yatırım yapmıyor musunuz? Bu yıllardır aynı zamanda belki de yaptıkları, gittikçe artırarak dozunu yaptıkları şeyin itirafı, öyle değil mi? Yani eğer bununla insanlardan oy istiyorlarsa ben buna demokrat duyarlılığı çok fazla olan, cumhuriyet duyarlılığı çok fazla olan, yani Türkiye'nin çağdaş, layık, demokrat bir ülke olması için yıllardır bir duruş sergilemiş olan insanların karşılık vereceğini düşünmüyorum. O yüzden hani kılık kıyafet değişikliğiyle işte seçim çalışmaları sırasında gidip de insanlara hoş görünme çabalarıyla filan bunu sağlayamazlar. Yani sağlam bir gerekçe lazım. Bizim bence AK Parti tabanına, MHP tabanına yaptığımız çağrı çok daha doğru bir çağrı, çok daha gerçek bir çağrı. Çünkü ülkenin içerisinde bulunduğu durum, yani ekonomisiyle, siyasi durumuyla, özgürlükleriyle, demokrasisiyle tam bir felaket ortamı yani. Hiç kimse Türkiye'nin bu anlamda iyi gittiğini söyleyemez. Şimdi bir taraftan siz Barlar Sokağı'nda içki içen insanlara gidip işte sizin özgürlüklerinizi kısıtlamayacağız diyorsunuz, işte insanlarla, modern giyinimli insanlarla, kadınlarla fotoğraflar çektiriyorsunuz. Diğer taraftan sizin hükümetinizin belirlemiş olduğu milli eğitim sorumluları, müftülük sorumluları, okullardaki öğrencileri Menemen'de Kubilay ayaklanmasının provokasyonunu yapmış olan şeylerin, tarikat şeyhlerinin mezarlarını ziyarete götürüyor. Yani ve bunu açıklamanız gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Bunu yapan insanlara karşı bir yaptırımınız oldu mu? Önce bunları bir duyalım. Ondan sonra seçim için insanları kandırmaya çalışın. Yani ben bu çağrıların samimiyetsizliğinin herkesin farkında olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir karşılık bulacağını sanmıyorum.